Öncelikle ben şu tavuklarımı pişirmek istiyorum. Buradaki butları güzel bagetinden ayıracağım. Şimdi bu tavuk butlarını gördüğünüz gibi bütün bütün kemikleriyle önce şu yağda şöyle bir çevireceğim. Daha sonra bunlar biraz piştiğinde ben bu yağdan alacağım bunları. Ama şimdi o derisinin güzel o yağın tadını çorbayı bırakmasını sağlamak için güzel bir kızartmak istiyorum. Birazcık tuz atalım ki o suyu da çıksın aynı zamanda pişerken. Evet, bunda yüksek ısıya ihtiyacımız var. O yüzden kapağını kapattık. Tavuğun derisi güzel kızarana kadar malzemelerimi doğramaya başlayayım çorbanın içine girecek olan. Soğanım. Ondan sonra bir adet kırmızı biber. Kaliforniya biberi diye geçiyor bunlar. İri parçalar halinde keseceğim onu. Sarımsak bence olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bir tane limonun, bir tane de misket limonunun kabuğunu şöyle soyacakla soyacağım. Onlar da çorbanın içine girecek. Burada mısırımız var. Mısırı da şöyle koçanından ayıracakmış gibi bıçağımla güzel etrafını alıyorum. Biraz daha pişsin orada. Ama arada şu sarımsakları ben bir atayım. Güzel bir renk versin diye biraz da kapya biber kullanacağım. Kaliforniya biberi dokusu farklı. Kapya biber biraz eriyip gidecek aslında. O yüzden onu daha da ufak doğramak istiyorum. Domatesimiz var. Şimdi tavuğun içine istediğim şekilde biraz karardı. Bir parça su koyacağım. Burada kendi ufak düdüklü tenceremi yaratıyorum. Buharıyla beraber o koyduğum suyun güzel bu tavukların derileri birbirinden ayrışacak. Ondan sonra ben tavuğu derisiz bir şekilde çorbanın içine koyacağım ve pişirmeye devam edeceğim. O yüzden 5 dakika içerisinde ben şuraları biraz toparlayayım. Sonra buna devam edelim. Evet, tavuklar rengi değiştirdi. Tabii ki pişmediler daha. Çok kısa bir süre pişirmek için bunu. Yavaş yavaş şu aldığım kaba bunları... Şimdi bu tavukları şöyle bir soğuk sudan geçireceğim. Bir parça soğusunlar ki o derilerini alabileyim diye. Soğutmak için bekleteceğim. Bu esnada buradaki diğer tavamda yavaş yavaş bu kestiğim soğanları, biberleri pişirmeye başlayacağım. Şu anda fark ettiyseniz asıl çorba tenceremde güzel bir tavuk suyu yaptım. Ama şu anda ben soğanları onun içine atarsam kesinlikle soğanları karamelize edemem ve o istediğim lezzetlere ulaşamam. Bu çorbanın aslında biraz da yemek gibi dedim ya, yemeğe benzemesinin sebeplerinden bir tanesi de içinde pirinç olması. Bizim de vardır pirinçli çorbalarımız. O yüzden bize çok garip gelmez ama farklı bir ülkede belki değişik gelebilirdi. Bu pirincin aslında amacı biraz daha çorbayı doyurucu hale getirmek, yemek haline getirmek. Şimdi ben şunları en iyisi yer değiştireyim. Biraz yüksek ateşe ihtiyacım var çünkü burada. Evet, şimdi hem seviçede kullanacağım hem de çorbaya koyacağım. Dedim ya biraz böyle baharatlı ve acılıdır Peru mutfağı diye. Biberlerimi ayarlayacağım. 3 tane şili biberi. Bir daha yapmaya gerek yok. Şuradaki lime ve limon kabuklarından biraz. Zeytinyağı. Bir parça kaya tuzu. Bir de buradaki o güzel kişnişlerin saplarından kopartalım. Biraz daha varsa güzel saplardan onu da alayım. Evet, şurada bütün varmış. Onu kullandım. Kestiğimiz, daha doğrusu kabuğunu aldığımız lime'ın suyu. Şimdi bunu güzel bir blender'dan geçirelim.
acılarım hazır. Buradaki sarımsaklar ve soğanlar da güzel kokusunu vermeye başladı ve hafiften kızardılar gördüğünüz gibi. Artık bu geri kalan kapya biberlerini ve Kaliforniya biberlerini atabilirim. Buradaki tavuk suyunda pişen o pilavın içine de limon kabuklarını koydum ve lime kabuklarını. Biraz da sıcak su koydum. Onlar da pişmeye devam etsinler orada. Tavukları bir parça soğusunlar diye bu suyun içinde bırakmıştım. Ama tavuklar pişmedi henüz. Şöyle elinizle de alabilirsiniz. Bir bıçak yardımıyla da. Tavuğun etlerini bu kemiklerin etrafından sıyırıyorum. Bunları büyük parçalar halinde bu pirincimle beraber pişmekte olan tavuk suyuna güzelce attım. Gördüğünüz gibi güzel güzel kızardı bunlar. Gördüğünüz gibi pirinç de güzel nişastasını bıraktı. Biraz daha su ekleyeceğiz. Şimdi bu mısırları da yine ikinci tavama koyuyorum. Onlar da bir parça renk alsınlar. Ve domatesler. Tuz atalım. Bir de şu yaptığımız biber, kişniş ve lime karışımından bu tavuklu suyun içine iki kaşık koydum. Tadına bakıp daha sonra arttırabilirim. Evet, geri kalan malzemeyi de bunun içine boşalttık. Şimdi çorbanın kapağını kapatacağız. Onun güzel güzel pişmesini bekleyeceğiz. Evet, çorbam gayet güzel hazırlandı. Son olarak buna ben ayırdığım bezelyeleri kullanıyorum. Yağını yapayım. Çorbanın yağı içinde biz hani yayla çorbasına, bazen mercimek çorbasına bir parça yağ köpürtürüz ya. Onun gibi bir yağ yapacağım buna da. Yaklaşık bir yemek kaşığı tereyağını erisiyorum. Bunun içine şu sarımsakları katalım. Tortillam var. Bu mısır unundan değil ama bu normal beyaz undan, buğday unundan bir tortilla. Onu böyle ince ince doğramak istiyorum burada. Buradan bir fırın tepsisi alalım. Birazcık zeytinyağı lezzet versin. Evet, bunu fırına atıp şöyle bir kızartacağım. 200 dereceye ayarlamıştım fırını. Bir parça çıtırlaşsınlar onlar. Evet, bunu sunmadan önce öncelikle şu soğanları bir doğrayayım. Gerçekten ince doğramak istiyorum. Soğanlara bir parça limon sıkacağız. Evet, sarımsaklarım da kokusunu bırakmaya başladı. Şimdi bunu çorbaya dökmeden önce içine bir parça kimyon. Biz nasıl nane pul biber atarız? Onlar da kimyon ve kekik kullanıyorlar. Güzel onu köpürttüm. Şu altındaki bütün lezzetleri de aldım. Gördüğünüz gibi bütün lezzeti aldım çorbanın içine. Artık bunun altını, çorbanın altını kapatabilirim. Ve içine birazcık da lime kabuğu koyacağım şimdi. Bakın ne kadar güzel ve yoğun bir kıvamı oldu çorbanın. Ve yine çorba gibi değil de biraz yemek gibi bir çorba oldu bu. Tam olması gerektiği gibi. Çorbayı da servis ederken aynı şekilde bir parça lime, misket limonu, ortasında yine böyle kırmızı soğan ve yine turpla servis edeceğim. Onlar da tıpkı bizim gibi masada oldukça fazla turp ve soğan tüketiyorlar. Son olarak bir parça ekstradan acılık ve asit versin diye acı sos ilave edeceğim. Burada bu çıtırlaştırdığım tortiyalardan da
çorbanın yanına koyacağım.